Selamünaleyküm, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Değerli takipçilerimiz, bizi sorarsanız biz iyiyiz. Bugün bildiğiniz üzere annem bir koşuya gidiyor. Abdullah ile beraber onlar koşuya gitti. Akşam yemeği de bana kalmış, öyle dedi kendisi. Şaka şaka tabii ki de ben de, yani annem söyledi ben de yaparım dedi. Şey yapacağız. Karnıyarık. Evet, karnıyarık yapacağız. Önce kabuklarını soyacağım. İmam bayıldı mıydı ya? Karnıyarık mıydı? Hatırlamıyorum. Neyse. Yapalım biz. Bunları soyacağım. Sonra kızartacağım. Tavamız da burada. Sonra domatesini ve soğanını soyup doğrayacağım. Hazırlayacağım. Annem gelince yapacak. Aslında bana demişti sen yap diye. Anlatıyordu. Sonra ki neyse dedi, sen dedi malzemelerini hazırla ben gelince yaparım dedi. Ben zaten söyledim başta ben yaparım diye. Sizler neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Hadi bu yorumun alt, bu videonun altına yorumlara herkes ne yemek yaptığını yazsın. Ben de cevaplayacağım. Genelde zaten cevap veriyorum yorumlara baktığımda. Benle ilgili bir yorum gördüğümde cevap veriyorum. Sevil, Kurşun, Gülhanım falan genelde yapıyor. Onlara da cevap veriyorum zaten. Okullar da açılıyor, az kaldı maalesef. Yani okul güzel de sabahın köründe kalkması falan bir zor oluyor. Bir de bu sene son sene. Lise hayatıma son veriyorum. Sınava gireceğiz. Dualarınızı eksiltmeyin lütfen. İlk senede gitmeyi çok istiyorum. Yani mezuna kalmak istemiyorum. İnşallah kazanırım. Şey öğretmenlik istiyorum. Sınıf öğretmenliği veya anaokulu öğretmenliği istiyorum ama bilmiyorum, bakalım hayırlısı. İlk başta ilahiyat istiyordum. Sonra önü bayağı bir kapalı. Ve ataması hiç yok neredeyse. Zor yani. İlahiyat okusam sözleşmeli öğretmenlik yaparak ilerlerim ama o da zor yani. O yüzden normal öğretmenlik istiyorum. Polislik istiyordum ama polislik de annem istemiyor. Yani annemin istememesi şu: zorlanırsın diyor ve hani bayanlara çok şey bir meslek değil. Uygun bir meslek değil. Ama cidden polislik ve askerlik mükemmel bir şey bence. Keşke kızlara uygun bir meslek olsaydı. Düşünmeden polislik veya askerlik isterdim. Çok güzel bir meslek bence. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Özellikle Yunus polislerine hayranım. Zaafım var polislere ve askerlere. Abim veya annem şey görünce böyle polisli veya askerli videolar, özellikle askerli videolar görünce hemen gösteriyorlar. Veya abim bana atıyor.
Annem dün akşam göstermişti mesela. Uçağa binerken. Ay ben bunu kesmedim. Seviyorum çünkü bayağı bir. Şimdi bunu 5 dakika tuzlu suda bekleteceğim. Annem öyle dedi çünkü. Burada ıslayalım. Şimdi soğanı ve domatesini doğrayacağım. Evet. Şimdi telefon da sallanıyor ama. Şimdi soyacağım bunları. Bunu da yıkamıştım da bunu şey yapmamız lazım. Önce koyması lazım. Neyse bunu soyayım. Ya video sıkıcı geçmesin diye bir şeyler bulmaya çalışıyorum ama konuşacak bir şey de yok ki. Abim köyde çok özledim. Çarşamba günü gelecek. Pazartesiydi, salıya çıktı, saldan çarşambaya çıktı. Tavuklarda bahçede. 4 tanesi ayrı takılıyor. Diğer 4 ayrı takılıyor. Bunlar sonradan gelmişti. Bunlar bayağı bir büyümüşler. Biri de hatta bağırmaya çalışıyor hatta şey yapıyor. Da bence hayvanlar yani böyle tavuk vesaire gibi şeyler köyde daha iyi olur ya. Yani şehir yerinde dışarı çıkamıyor. Evin bahçeli olması iyi bir şey ama bahçene bir şey ekemiyorsun tavuklar yüzünden. Ama köyde olsan öyle olmaz. Bahçene ekebilirsin tavukları normal yola salabilirsin. Hani orada zaten şey olmuyor araba. Bir de bizim burası ana yol üstü olduğu için tavuğu dışarı bıraksan piyoo gider yani. Yan tarafımız boş arsa ama biz dışarı bırakmıyoruz bilmiyorum. Yani köy yeri bence en güzeli. Şehir güzel ama köy yeri daha iyi ya. Hem serin oluyor. Sonra dostluk ayrı oluyor. Burada mesela biz hiçbir yere gitmiyoruz. Kimse gelmiyor. Biz de gitmiyoruz. Yani gelen oluyor tabii ki ama yani öyle çok şey değil yani. Bence köy daha iyi. Köyün tek sorunu market, bizim köyün yani tek sorunu marketin falan olmaması. Onun dışında çok güzel bir yer.
tarafa misafir gelirsen o konuşmaları duyuluyor. Size de gelebilir. Ben şimdi videoyu kapatayım. Çok uzun olmasın. Bir de konuşmuyorum da sıkıcı geçmesin. Şu anda tekrar açarım. Evet, tava ısındı. Hemen yağını koyayım. Yağını biraz fazla koyacağım. Çünkü kızartacağım için yağını çeker zaten. Yeter sanırım. Yağı da biraz ısınsın. Şimdi bunları tek tek koydum, sonra kayık tabağa, yani buna koyacağım. Bunları da hazırladım buraya. Şöyle bu şekilde. Yemek yapmak bazen çok sıkıcı oluyor gerçekten. Ya battı ya, şuralara bakar mısınız? Bu arada neden başı yok diye sorarsanız, silmiştim, yıkadım başlarını.
kurumadan koymayın dedim. O da orada duruyor da koymadım daha. Takmadım yani. Sadece bu var. Bunu da yemek yapacağım için koydum ama. Neyse, bunlar kızarsın da sonra tekrar açalım. Evet. Her yer battı gördüğünüz gibi. Bunlar biraz yandı gibi ama yanmadı. Bunlar da şimdi kızarıyor. Anlamadığım nokta patlıcanlar ıslak değil. Suda kalmadı. İyice sıktım. Annem sıktı çünkü. Ama niye böyle sıçrıyor hala anlamadım. Yani sürekli sıçrıyor yani. Elime falan geldi yani. Ya. Ama tabaktakiler bayağı iyi kızardı yani tam oldu. Bunlar da kızarsın bitiyor zaten. Sonrasında sıraları silmem gerekiyor. Bunları. Bunu da yıkamam gerekiyor ama önce yıkanması gerekiyor. Sıraları falan sileyim. Bittikten sonra. Sonra zaten annem gelir. Annem gelince de yapmaya başlar. Sonra ben de salatayı yaparım. Şimdi yapsam mı diye düşündüm de. Şimdi yapmayayım. Beklerse belki olmaz. Annem gelince zaten yaparım. Ay. Bu da bir değişik ya. Neden kızartıyoruz ki? Yani kızarması gerekiyor. Tabii ki biliyorum onu. Neyse, bitince tekrar açarım. Evet, son iki tane kaldı. Dedim de getirdim. Koydum kenara. Şey bir uğraştırıcı bir yemekmiş ya. Böyle hayal etmemiştim. Şimdi böyle bir kabasını alıyorum. Akşam daha detaylı bir şekilde sileceğim tabii ki. Sadece görüntü olsun, sinema olsun. Bunu arkaya alayım. Zaten buraya şey olmamış. Tamam. Şimdilik kapatıyorum. Annem geldiğinde açar. Annem zaten yaptığında görürsünüz. Tekrar görüşmek üzere. Arkadaşlar ben eve geldim. Ay bu kameranın. Arkadaşlar ben eve geldim koşudan. Rümeysa patlıcanları kızartmış alacalı. Domatesi doğramış. Soğanı da doğramış. Sütümüzü de ocağa koyduk. Burada peynir vardı. Peyniri ısladım. Biraz dozu gitsin. Diyotlu peynir yapacağım çünkü. Şöyle hemen patlıcanları şu şekilde yerleştiriyorum. Köyde ezan okunuyor herhalde. Mustafa şey Rümeysa. Ay şimdi nereye gösteriyorum? Rümeysa abisiyle konuşuyor. Görüntülü konuşuyorlar. Şöyle. İçeri girmiyorum Allah'ım.
Telefon geldi arkadaşlar o sırada. Şöyle bir bulaşık alayım da. Mesela da biraz pilav pişirsin. Evet, hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar. Rümeysa gitti tavuk araç Rümeysa. Adamlar da orada şey yapıyorlar, gı 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 duruyorlar. Bu böyle biraz kaynasın arkadaşlar. Güzel kızartmış vallahi. Şaka maka. Öğrensin diye bıraktım gittim. Rümeysa abi patlıcanlar kızartırken başında bekledin mi? Gittin telefonu mu kurcaladın? Bekledim tabii. Git tavukları açıyor. Gık gık edip duruyorlar orada hayvanlar. Arkadaşlar yemeğimizi Rümeysa bugün şey yaptı, sosunu da ben yaptım. Oy, salata yaptı Rümeysa. Yoğurt çıkarttık. Çıkmış, omuzlarım çıkmış arkadaşlar. Hele ağrısından duramıyordum. Selim abi var bir tane. Ona gittim bugün. Ben böyle böyle Selim abi dedim. Ayağımın ağrısından duramıyor. Omuzum ağrıyor dedim. Azıcık bir şey yaptım hemen sancı yapıyor dedim. Dedi çıkmış dedi. Sen nasıl durdun dedi. Dedim duramadım ki zaten dedim. Ağrısından dedim. Bugün şeye gittim geldim. Koşuya gittim de koşmadım ama hızlı yürüdüm. Sadece bir şey yaptım. Yani tempolu yürümek gerekiyor genelde. Bir de bol hatta Selim abi mesela çay koydun mu hoca? Koydum da yapmadım. Yap yap abim. Çay da içemedim. Bugün yemeği ben nereye yetmezsin? Ne, evin kızı olmak kolay değil, yapacağım tabii. Pilav, salata ben yaptım. İmam bayıldı mı karnı yarattı? Herkesi de. Her ikisini de ben yaptım. Anne. Yani ben kızarttım. Şunu bana yapıyorum. Koy o zaman. Leyla yenge de arıyor. Arıyor mu şimdi? Hı. Titriyor mu telefon? He. Aç telefonu. Ve gene konuşması güzel. Evet sakin sakin incitmeden konuşuyor. Evet. Bazen bana canım diyor, bazen aşkım diyor, bazen apaşım diyor. Sevim diyor, canım diyor. O hep
konuşuyor. Hmm. Gördün? Bir şey aynı yaptı değil mi? Evet tamam şey. Ayarlan ben ayarlan. Bahar. Acıktım ne yapayım? Acıktı Rümeysa arkadaşlar. Arkadaşlar Rümeysa salatayı yaptı, pilav pişirdi. Hemen bayıldı yaptı. İşte dediğim gibi ben Selim abinin oraya gittim. Her yerim şey oldu, kollarım çıkmış iki kolum omuzumdan. Ayağım da çıkmış, ayağım ağrıyordu zaten. Yoğurt da çıkarttım. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Abla ne yapıyorsun?